Canım Anne YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda kar tanesi motif yapacağız. Motifimizi battaniye, hırka, bluz, alt kenar detaylarında ya da tamamını bu şekilde motif yaparak yapabilirsiniz. Ayrıyeten patiktir, ev botudur şeklinde değerlendirebilirsiniz. Farklı yerlerde, farklı şekillerde kullanabileceğiniz güzel, basit ve gösterişli bir motif arkadaşlar. İki renk ip kullandım. Ben patiklik ip kullandım. Yapacağınız ürüne göre ipinizi seçebilirsiniz. Tığım da ipime uygun olarak 3 milimlik bir tığ. İplerimi şöyle kenara alayım. Sihirli halka yaparak başlayalım. Dilerseniz 4-5 zincir üzerine de başlayarak yapabilirsiniz. Şöyle halkamı oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Yanına bir tane. 1-2-3 zincir yaptım. 2 tane yan yana üçlü trabzan olmuş oldu. 3 zincirimi çektikten sonra yine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yan yana olacak şekilde arasına zincir çekmeden araya tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bu şekilde 6 tane trabzan çifti yapıyoruz. Bu üçüncü. Dördüncü. Beşinci ve son olarak altıncı yaptıktan sonra 1-2-3 zincir çekiyorum. Şurada sihirli halkamızı kapatalım. Ve en başta yaptığımız 3 zincirin tepesine sabitliyorum. 3-6 tane trabzan çiftimiz oldu. Şöyle hemen ara boşluğa batıp buraya kaydırıyorum ve 3 zincirimi tekrar çekiyorum burada. Şu arkadaki ipimizi bir sabitleyelim. Halkamız açılmasın. İnce uçlu bir tığ alıyorum hemen. Ve onunla arka kısmı sabitleyelim. Tane zincirimi çektim. Hemen bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Araya yine 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya tekrar battım. Üçlü trabzan yan yana yine 2 tane. İpimi aldım. Hemen yan boşluğa batıyorum. Araya zincir falan çekmeden. Üçlü trabzan, yine bir üçlü trabzan, iki tane yan yana, 1-2-3 zincir araya. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve iki tane daha yaptım. Bakın bu şekilde bütün boşluklara 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şeklinde dolduralım sıranın sonuna kadar. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine şöyle en baştaki zincirin tepesine İlmek kaydırarak sabitliyorum. Hemen yine ilmeğimi yan taraftaki boşluğa geçtim. Şu şekildeyiz. Şimdi buradan yine 3 zincirimi çekeceğim. 3 zinciri çektim. Bu defa yan yana 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tane de zincir çektim. Aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aldım. Şimdi şuraya
Doldurduğum yerin hemen yanındaki boşluğa, zincir boşluğuna 3 tane trabzan, 4 tane zincir, aynı noktaya 3 trabzan daha ve 1 zincir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldim, yine şu haldeyiz. Buradan yine uç kısmından sabitleyip ilmek kaydırarak aradaki zincir boşluğuna geldim. 3 zincirimi çekiyorum. Burada 4 tane trabzan yapacağım. Zincirim 1, trabzan 2, 3. ve 4. 1, 2, 3, 4 zinciri yine çektim araya. 4 tane daha trabzan yapıyorum aynı boşluğa. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çektim yine araya. Yan tarafa geçiyorum. Bu sırada da burada yaptığımız gibi 4 trabzan, 3 zincir, 4 zincir pardon, 4 trabzan, 4 zincir ve 4 trabzan şeklinde bütün tepeleri ilerletiyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıranın sonuna geldiğimde ipimi yine en baştaki trabzanın tepesine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve orada ipimi kestim. Şimdi ikinci rengimizi alacağız. Hemen şöyle bitirdiğim yerden başlayayım. Bir ilmek atarak başlayalım. Her trabzanın üzerine birer defa battım. 1, 2, 3, 4 tane de zincir boşluklarına sık iğne yaptım. Sonra tekrar trabzan tepelerinden ilerliyoruz. 4 tane trabzanın tepesine sık iğne. Ara boşluğa geldiğimizde şu alttan alacağız. Bakın şöyle. Şuradan değil, bir altındaki ara boşluğundan alıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum ipi uzatarak. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4 tane trabzanın tepesine, 4 tane zincir boşluğuna bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım. Evet, bu sırada en son ilmeği battım ve şöyle en baştaki sık iğnenin tepesinden ilmek geçirerek yine sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Her trabzanın tepesine bir tane gelecek şekilde her sık iğnenin tepesine bir trabzan yapıyoruz burada. 4 taneyi yaptım. Geldik ara boşluktaki 4 sık iğnemize. Bir trabzan yaptım. İkinciye battım. İkinciye battıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Sonrasında hemen yanına tekrar battım. Bakın tepedeki 3 nokta
4 tane sık iğnenin 3 tane arası, 1 trabzan yaptım. 1 trabzanı yapıp 3 zincir çekip aynı noktaya tekrar battım. Buraya dikkat etmezseniz kayabilir çünkü motif. Sonrasında 1 trabzan daha yaptım. Ve sonra buradaki düz trabzanların üzerindeki sık iğnelerin tepesine geçiyorum. 4 tane yapacağım burada yine. 2 3 4. Şu aradaki uzun battığımızın tepesine 5.'yi yapıyorum. Sonra tekrar yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Tepeye geldiğimizde bakın 1, 2, tam ortadakini bulmak bizim için önemli. Şurası trabzanın sık iğnenin yan tarafı. Ortadaki 3 ara boşluğunu sayacağız trabzandan ziyade. Çünkü bu şekilde denk geliyor. 3 tane yaptım. Yine aynı noktaya batıyorum. Tepeye her geldiğinizde saymaktan ziyade hani kontrollü yaparsanız daha düzgün olacaktır. Bu şekilde yine aradaki trabzanları tamamlıyorum. Orta kısma geldiğimizde ortadaki 3 sık iğne boşluğunu ortalayıp uç kısımlarını ona göre ayarlıyorum. Bunu saymadım bakın. Şu birinci ara boşluğu. Burası ikinci ara boşluğu. Hemen tekrar şöyle bir bakıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı noktaya batıyorum. Her uç kısımda bunu yapın. Çünkü dediğim gibi denk gelmesi açısından bu önemli. İlk motifimde sayarak yaptığımda düzgün olmadı. Sonrasında göz kararı böyle her uçta kontrol ederek yaptığımda en güzel, en muntazam sonuca ulaştım. Şimdi bütün kenarları bu şekilde tamamlayacağız ve motifimizi bitirmiş olacağız. Sıranın sonuna geldiğimizde şöyle en son trabzanı da yapalım ve en baştakinin tepesine yine şöyle ilmek kaydırıp sabitleyip bir zincirimi çekiyorum ve motifimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Başlangıçta da dediğim gibi hırka, yelek, patik, battaniye, ev botu vesaire bir sürü örgünün, modelin detaylarında ya da tamamen ana model olarak kullanabileceğiniz güzel bir motif. Umarım sizlerin de işine yarar. Güzel şeyler düşünüyorum. Yapıp sizlerle de paylaşabilirsem. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyelim. Videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza eğer abone değilseniz sağ alttaki kırmızı abone ol yazısına tıklayarak abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Bildirim seslerini de açarsanız zil butonuna dokunarak çektiğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.